Herkese merhabalar. Bugün iki savaşçı oyuncunun mükemmel bir oyununu göstereceğim. Beyazlarla oynayan oyuncu Andor Liental. Lasker, Capablanca, Alekin, Öve, Botvinnik, Simislov gibi dünya şampiyonlarını yenmiş bir oyuncu. Diğer tarafta ise özellikle Türk satranç severlerin gözdesi Raşit Necmettinov. İki oyuncuda büyük zorluklar yaşamışlar. İkisi de 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı görmüş. Hele hele Necmettinov Rus İç savaşını yaşamış, annesini ve babasını kaybetmiş, açlıkla mücadele etmiş bir usta. Hadi laf uzatmayalım, oyuna bakalım. Oyunda en az onların yaşamları kadar zorlu geçiyor. Beyazlarla oynayan Lienthal D4 sürüyor. Liental es aslında Macaristan asıllı ama yıllar sonra ana vatanına dönmüş ve Sovyetler Birliği'nde oynamaya başlamış. D4'e at F6 oynuyor Necmettin Usta. C4 yapınca şimdi mücadeleden kaçınmayan ne siyahla ne de beyazla mücadeleden kaçınmayan Necmettinov cebe sürerek Benoni savunmasına giriyor. Debes sonrasında evet beyazların merkezde alan üstünlüğü var ama siyahlar zaten özellikle bunu istedi. Sen açıl dedi merkezde ben seni yıkmaya çalışacağım. Nasıl mı inceleyelim? D6 yapıyor beyazlar. At C3'e, G6. İşte Benoni savunmasının belirleyici hamlelerinden birisi filin çaprazdan gelişmesi hem merkeze hem de vezir kanına baskı yapması. Beyazlar tutarlı bir şekilde ilerliyor ve başlattığını sürdürüyor. Nedir o? Merkezde hakimiyet. E4 geliyor. Fil G7 ile filini çaprazdan geliştirdi Necmetin Usta. Beklendiği gibi fil D3. Rok at G2. At F3 de bir seçenek ama ileride gelebilecek fil G4 hamlesine belki E5'ten sonra fil g4 hamlesine karşı baştan at g2 geliyor ki fil g4 yaparsa f sürüşü var. Açmaza alamaz. At b 7 At g3 ve şimdi diyor ki Necmettin Usta senin güçlü bir merkezin var ve ben onu yıkmaya çalışacağım. Burada normalde beyazların rok atması beklenir ve e alır d5'e c alır d5 ile devam edilir karşılıklı şanslar vardır. Siyahlar vezir kanadında oyun ararken beyazlarsa temelde taşlarını etkili yerlere getirip merkeze yığıp merkezden saldırmaya çalışır. Ama bu oyunda Liental sıra dışı bir şey yapmış ve bu sizi şaşırtmamalı. Çünkü o dönemlerde oyuncular yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanmaya çalışırlardı. Bu durumda normalde beklenmeyecek bir hamle D alır E6 yapmak. Çünkü siz D5'e yatırım yapmışsınız. C piyon destekliyor, E piyon destekliyor, at destekliyor. Bu D5 piyonu beyazlara geniş alan veriyor ama Liental bu üstünlükten vazgeçiyor, D alır E6 yapıyor. Neden mi vazgeçiyor? F alır E6'dan sonra merkezde uğraşmayacağım diyor ve şah kanadından cesur bir sürüş yapıyor. Beyazlar rok atmamışken, gelişimini tamamlamamışken yapılan bu sürüş gerçekten riskli bir karar. Şimdi Necmettin diyor ki sen kanattan saldırıyorsan ben de merkezden geleyim. Daha önce rahatlıkla oturamadığım bu konforlu kareye oturayım ve duruma göre istersen filini alırım veya sen eğer h5 ile kalenin önünü açmak için saldırırsan ben şimdi burada at fg4 gelirim. O dene kalenin önü açıldı. Hem at hem kale f2'ye saldırıyor. O kadar rahat değilsin diyor Lienthal'e. liental fil e2 çekiyor ve g4 karesini 2 ile kontrol ediyor. Böylece biraz önce gösterdiğimiz hamleyi de Engellemiş oluyor. Lientel kararlı. Şah gelecek. Peki bu durumda Necmettin Usta ne yapıyor? Diyor ki ben de vezir kanından geliyorum. Lientel h 5te ilerleyince. Şimdi vezir E7. H alır G6. H alır G6. Beklendik hamle. Fil G5 açmaza alınca atı şimdi Necmettin Usta tipik bir piyon fedası yapıyor. Bebe sürüyor. Bu piyon boştadır. C alır B5. A alır bebeşten sonra beyazların iki seçeneği var. Fille veya atla alabilir. Şimdi şu soruyu soruyorsunuz tabii ki bu tür fedalara alışık olmayanlar daha önce bilmeyenler. Ne zoru vardı da feda ediyor. Rakibin dikkatini dağıtıyor. Beyazlar Şah'ı merkezde bırakmak pahasına piyonu sürdü, aş piyonunu sürdü ve Şah kanadından saldırı yapacağını ilan etti. Necmettin Usta ise diyor ki ben de vezir kanadından geliyorum sana bir piyon hediye ediyorum. Onu alırsan hem zaman kaybedeceksin hem de benim için hatlar açılmış olacak ve ben de oyun bulacağım. Örneğin burada fil alır B5 yaparsa, yapsaydı yapmadı bunu. C4 gibi bir hamle var ve filin bağlantısı kesiliyor kendi yarı sahasıyla. Bu ne demek? Siyahlarla at D3 şah çekmek istiyor. Hem şahı tehdit etmiş olacak hem de B2 piyonunu isteyecek. İşte bu sebepten Lienthal burada at alır B5 yapmış. Çünkü almasa da bu piyon ilerleyecekti. Sonra merkezden gelecekti. Siyahlar şans elde edecekti. Dolayısıyla artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi ve piyon fedasını kabul etmek zorunda. At B5'e. Şimdi beyazların bir de şöyle bir tehdidi var. O kadar cazip ki o piyonu almak. D6 piyonu da 2 ile isteniyor. Necmettin Usta atını bir geri çekiyor. Bir soluklanayım diyor. At F7 çektiğinde hem D6'yı tuttu hem de fili istemiş oldu. Geri vitesi olmayan usta olarak bilinir. Ama burada hem geri çekiliyor hem ileri gidiyor bir anlamda. Şimdi Lienthal, Andor Lilienthal vezir 2 yaparak filini korumuş. Kanattan ata merkezden cevap D5 kuvvetli bir hamle. E5, E5 yoksa siyahlar alacaktı. Ve şimdi diyor ki Lienthal Benim artık tüymem lazım. Aşattı falan umuyordum bir şeyler ama olmadı. Rokat atımeni istiyor ve haklı bir karar. Şimdi fil b7 yaparak gelişmine devam ediyor Necmettin Usta ama şunu unutmayın. Biraz önce bir piyon feda etmişti. Liental'in beyazların saldırıdan vazgeçmesinin sebebi de bu. Sağlam oynayayım diyor. A4 İlginç bir hamle. Amaç atı mı tutmak? Fil zaten tutuyordu atı. Piyonu vezire mi çıkmak? Çok zor. Yoksa başka bir fikir mi var? Oyunda göreceğiz. A4'de vezir D7 oynamış. Ve açmazdan kaçmış Necmettin Usta. Bunun üzerine Lienthal bir fırsat yakaladığını düşünüyor. Ve fil alır F6 yapıyor. Zor bir karar. Çünkü fil alır F6'dan sonra artık Siyah kayaların hakimi oldu bu fil. Rakibi yok. Rakibi siyah kayalardaki fil gitti. Lienthal neye güveniyor? Şah'ın zayıflamış olmasına. Basit bir hamle vezir ki. Yana götürüyor sakince vezirini. Tehdit vezir alır G6 yapmak. Peki bu piyonu kim koruyacak? Şah. Başka düzgün hamle yok. Şah G7 yapıyor. Son mohikan Lienthal. Burada coşuyor artık. Eskiden ustalar sadece puan içine oynamazmış. O zamanlar zaten sene 1954 biri 41 yaşında diğeri 42 yaşında. O yıllarda 70 yılına kadar elo puanı, rating diye bir şey yokmuş zaten. Oyuncular turnuvalardaki başarılarıyla oynadıkları güzel oyunlarıyla daha üst turnuvalara davet edilirmiş. Sonuçta odaklandıkları şey oradan 3-5 puan mı alacağım, buradan 2 puan mı kazanacağım değil. Güzel oyun oynamak, bu güzel oyunların dergilerde, kitaplarda çıkması. Ve şimdi Liental hamlesini patlatıyor. Filash 5 ünlem. Gökten düşen yıldırım. Nereden geldi bu hamle? Şu anda tehdit vezir alır G6. Gümbür gümbür alacak o piyonu. Peki ufak bir sorun var. O fil boşta değil mi? Merak ediyorsunuz değil mi? G alır H5 yaparsa hop at 5 şah. Ver şahı ver fili. Tüh buraya gidemiyorum vezir tutuyor. Şah 8 kaçınca at alır F6. Ver veziri, ver göbekten vezir aşçıydım atı. Oyun bitmiştir. Dolayısıyla bu hediye kabul edilemez. Necmettin o geri vitesi olmayan Necmettin atını zavallı bir kareye gidiyor. A8'e. Atın gidebileceği en kötü karelerden biri. Üzücü bir zorunluluk. Çünkü piyonu tutmanın başka yolu yok. Ve şimdi Lien Talip gaza basıyor. Kale A3. Hani A4 sürdüğünde neden sürdü demiştik ya. Bir işe yaradı. Bir kez vezir atı isteyince piyon atı tutar halde. Ve dahası bu kaleye devreye girebilecek pozisyonda. Şimdi Necmettin o burada fil E5 gelmiş. Sakin bir şekilde kalesinin önünü açtı belki kale F6 ile yandan G6'yı tutabilecek. Savunmada Necmettin Oğuz. Liental'in arka arkaya yaptığı saldırı hamleri karşısında almış durumda. Şimdi Liental durmuyor, devam ediyor. Fil alır G6. Gökten düşen ikinci yıldırım. E at orayı korumuyor muydu? Evet. At alır G6 yapıyor Necmettin Oğuz. Ve şimdi ataş h5. Darbe üstüne darbe. Şah atın savunmasına bağlı. Dolayısıyla ben şöyle geriye kaçayım falan demek gibi bir şans yok Necmettin Oğuz. Atını korumalı. E o zaman ne yapacak? İşte şunu yapıyor. Şah h6. Peki şah f oynasa olmaz mıydı? O zaman kale devreye girerdi. Mükemmel bir aktarma hamlesi. Dolayısıyla Necmeddinov şahını açığa çıkıyor ve şah-şaltı oynuyor. Ama burada bekleyen büyük bir tehlike var. O da kale a 3 Kalenin de hedefi oldu şah. Açarak şah çekecek. Örneğin burada siyahlar bir piyon sürüşü yaparsa at f4 açarak şah. Şah kaçınca vezir g altın mat. Ne kadar dramatik değil mi? Necmettin Usta uçurumun kenarına gelmiş durumda. Ama işte bu noktada bir mucize gerçekleşiyor. Yıkım çok yakınken imdada bir hamle yetişiyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Eminim ki o hamleyi görünce en az benim kadar heyecanlanacaksınız. Hamleyi gösteriyorum. C4 yerine düzelteyim. Burada Necmettin Usta C4 yerine vezir alır A3 yapıyor. Ünlem. Vezir fedası. Bu sefer canını kurtarmak için yapılmış bir feda mı? G alır A3. Ve şimdi hamleye bakın. Şah alır A5. Şah, şaha kalkmış ilerliyor durdurana aşk olsun. Rusya'daki iç savaşta anne ve babasını kaybeden, son anda açlıktan ölmekten kurtulan, yetim evinde büyüyen Necmettin Usta, yokluğun ne demek olduğunu bilerek elindeki tüm olanakları kullanıyor ve normalde savaş cephesinden çok uzakta durmayı tercih eden Şahını büyük cesaretle savaş alanına sürüyor. İnanılmaz. Ama Necmettinov Şahını beşinci yataya geldi ve daha da fazlasını yapacak. Şimdi Liental diyor ki biraz materyal toplayayım ve vezir alır C5 yapıyor. Artık mattan ümidini kesti taş toplamaya bakıyor. Liental mattan ümidini kesmişken bir anda Necmettinov şaha kalktı dedik ya şahıyla diğer taşları da adeta kanatlanıyor, uçuyor. Kale F3. Fikir, piyonu almak bu nasıl hamle? Şah G2 yaparsa, kale isterse ataş 4 şah var. Hem kaleyi tutuyor hem şah çekiyor. O kaleyi rahatsız edemez. Peki Andor Liental ne yapıyor? Son Mohikan. Kapablanka'ya o vezir fedasını yapan, Alekini askeri yenen son Mohikan at D4 yapıp atını savunmaya dönüyor. Ama kale alır a 3 Yolunda devam ediyor inançla Necmettin o. At E2 at savunmaya döndü. Derler ya at olan yerde mat olmaz. O zaman Necmettin o diyor ki gel atları değişelim. Ve At alır F4 yapıyor Lientel. Peki atı değişmeyip G3 karesine koysa ve şah çekse. Dese ki sen ne cüretle şahına oraya geldin. Korkmuyor musun benim atımdan? Dese Necmettin oğul ne yapardı? Hamlesi en basit şey. Biri bizi tehdit ediyorsa o taşı yok edebilir miyim? Kale alır G3. Sensin şah. F alır g3 yapınca şimdi al sana şah ve hem veziri hem şahı tehdit etti. Alınca al sana şah ve çatal. Ve böylece taş önde kalan Necmettin Usta kazanırdı. Liental bunu görüyor ve at alır f4 yapıyor. Fil alır f4. Şimdi şah g2 bu hamleyi yapmak zorunda çünkü siyahlar kale g8 ile mat etmek istiyordu adeta koridor matı iki kaleyle yapılan şah g2 yapınca şimdi burada Necmettin Usta beyaz şahın büyük tehlikede olduğunu anlıyor ve ilk hakla gelen hamle kale g8 şah şah şu çalınca Fil C8 ve güzelliğe bakın. İki fil, iki fil ve kale şahı sıkıştırdı. Ama o da ne? Kurtuluş gelir. Vezir alır C8. Mat yok. Evet bu konumda fazla piyonundan dolayı, fazla filinden dolayı, D'deki piyonundan dolayı belki Necmettin Usta'ya iyidir ama Necmettin Usta işi şansa bırakmıyor. Ve burada Şah G2'ye bir ara hamle yapıyor. Öyle bir ara hamle ki Kale C8 hamlesine Lilianthal düşündükten sonra elini uzatıyor ve terk ediyor. Kale C8 terk. Nereden çıktı? Mata diyorduk. Niye bu hamleye terk ediyor? Çünkü veziri kaçınca Kale G8 şah çekiyor. Şahla şu alınca fil c8 mat ediyor. Peki bu şahın mat olmasında başrolde oynayan kim? Elbette mat eden fil ama matı sağlayan şah. Eğer şah burada olmasaydı beyaz şah h4'e gelip kurtulabilirdi. İşte ordunun komutanı siyah şah ordunun başarılı olması için en ileri safta mücadeleye katılıyor ve Necmettin Usta öyle bir konum diziyor ki şahı sayesinde şahıyla rakip şahı mat ediyor. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir de beğeninizi esirgemezsiniz. Çok beğenerek anlattım bu oyunu. Sonraki videolarda görüşmek üzere saygılar, sevgiler.